Aloha herkese ve Gravity Rush'a tekrar hoş geldiniz. Kapana kısıldık yani kafesteyiz şu an. Kaçmanın bir yolunu bulmak istiyoruz. O yolda bu. Yani birkaç çocuk bizi kaçırdı. Bir hamster gibi. Güzel. Açılması güzel oldu en azından. Ben direkt böyle hamster gibi yürüye yürüye kafesi dolaştıracağımızı düşünmüştüm ama... dünyanın derinliklerindeyiz şu anda. Direkt bayağı 7 kattan da aşağıdayız. Chiana, 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 uyan. O güzel kız kafesinden kaçıyor. gerçekten hala şu anda nefes alıyor demek ki hayatta. Artık gitmem gerekiyor. Eğer korkutucu liderinle başım belaya girerse üzgünüm. Sonra görüşürüz. Uyansana. Dusty olmadığı için şu anda yer çekimi gücümüzü kullanamıyoruz. Ama gizli mücevherleri kaçırmam. Merdiveni kullanabiliyor muyuz? Dekorasyon. Devam. Yukarıda da bir tane mücevher buldum. Saklıyorlar ama. Gerçi dur, direkt gideceğimiz yol orası zaten ya. Neyse. Sadece ilk başta aldığım mücevher saklanmış. Onlar beni görürse büyük ihtimalle alarmı çalacaklar. O yüzden buradan gidebiliriz. Çok ilginç bir yerdeyiz. Buranın ne olduğunu, ismini öğrensem iyiydi aslında. Dusty, neredesin Dusty? Biraz bana şeyi hatırlattı. Peter Pan ve Neverland'i hatırlattı. Hani işte çocuklar hiç yaşlanmıyormuş ya orada. Evet, muhafız olan çocuklardan bir tanesi, onun yanından geçebiliriz gizli bir şekilde büyük ihtimalle diyor. Ama büyük ihtimalle geçemeyeceğiz. Şöyle geçsem geçerim herhalde. Okey. Hop. Bu kadar aşağıda, bu kadar derinde bir yerde bir köy nasıl? Nasıl bir köy kurulmuş burada? Mantıklı soru. Belki de köy, ilk önce köy kuruldu, ondan sonra yukarıya şehir geldi. Görmezsin beni ya. Gördü. Arkasını döndüğü anda zıplayacağım. Şimdi. Yakınından geçtiğim zaman ayak seslerimi duyuyor sanırım. Tabii topuklarla geçtiğim için. Onun uzaklaşmasını bekleyip öyle gideceğiz. Ve oradaki leziz kristali koleksiyonumuza katacağız. Bayağı bir sürü kristal var burada. Ve hepsi de büyük. Hop. Hop. See ya. Yetişkinler nerede? Buranın kraliçesi ben olacağım herhalde. Çocuklarla bir işbirliğine gireceğiz. Bunu hissediyorum sanki. Koşa koşa muhafızlık yapıyor kız çocuğu. O da güzelmiş. Ney? Şaman mısın sen? Hiçbir işe yaramadı bütün bu gizlilik. Direkt buldular bizi. Dusty. Dusty gelecek kesin. Ne oluyor? Ha vallahi geldi. Dusty'nin gelmesi lazım yoksa savaşamayız. Ya işte bu ya. Vur kafaya. Ben sizi korurum merak etmeyin. Bana kötü davrandınız ama gene bir kahramanlığımı göstereceğim. Neredeydin şimdiye kadar? Miau. Peki öyle ol tabi. Şu anda senin bizim yardımımıza ihtiyaçları var. Hop. Şimdi dur. Bence direkt şöyle yapalım. O da güzel. Üstüne gitmemiz lazım. Üstüne. O da güzel.
Okey. Kaçma. Au. Öldün mü? Geçmiş olsun. Kim var sırada şimdi? Of. Güzel. Sen varsın sırada. Yer çekimi gücüm. Son güçlü tekmeyi kaçırdım ya, böyle bir şey yok. Hop. Hayır. Ya da bir dakika dur. Hazır gelmişken, hazır görmüşken şunları bir alayım be. Ha, peki. Çocukları terk edemezmişiz. Terk etmedim ya. Hani şey, 2 dakika ara verecektim yani. Önceki bölümün ana temasına gönderme yapmak istedim. Hani para aslında çocukların güvenliğinden daha önemli. Hani ileride yatırım için diyorum. Zaten hayatta kalamayan çocuklar hayatta kalmak gibi bir hakka sahip değillermiş ya. Hayatta kalsalardı gerçekten hak etmiş olacaklardı hayatta kalmayı. Hayatta kalan güçlü çocuklar için yatırım yapmak için ben bu paraları topluyorum. Benden güzel politikacı olur ha. Hop. Güzel vuruş. Hop. Hemen dibimdeymişsin hemen. Aa. Okey. Her yerdeler. Raven belki bize yardıma gelir ha. Bir önceki bölümde bayağı gıcığımıza gitti ama belki kendini affettirir belki ha. Ha? Ha? Dur. Hop, 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 hop. Güzel, güzel. Kendi arkadaşını vurdu salak. Şunu bir alayım mı? Okey. Aa. Sen yeni gördüm sanki seni. Sen yeni bir düşmansın sen sanki. Vay, 3 tekme. Peki. Neredesin? Geri mi gittin? Neredesin ha? Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Hop. Güzel. Bayağı direkt sülalece gelmişler ya. O da okey. O zaman iyi ya. Sanırım azaltıyoruz. Gerçekten bence de azaltıyoruz nevi. O da okey. Bak ya. Güzel. Neredesin? Ya. Daha da aşağıda var. Önce yukarıdakileri bitirelim. Bir daha yukarı çıkmak ihtiyacımız olmasın. Sen nasıl girdin oraya?
Hop. Saklanacak bir yer bulun dedik. Okey. Onları şimdilik alamıyorum gene. Büyük ihtimalle beni mücevherleri almak istesem gene ışınlayacak beni. Alayım. Gene nereye düştün sen? Bitti mi? Hadi bitti de bana. Umarım herkes iyidir. İyi tabii yani. Ben olacağım da, ben savaşacağım da herkes iyi olmayacak. Ayıp yani. Teşekkürler, teşekkürler küçük kedi. Bizi kurtardın. Kimse zarar görmedi değil mi? Herkes iyi mi? Utanırsın tabii şimdi. Bir şey diyemezsin. Oh, kafese geri dönmem gerektiğini söyleme bana tekrar. Hayır ama evime gelmeni tavsiye ederim. Orada daha güvenli olur. Peki, dinlenmek isterim zaten. Kimsin sen? Sana minnettarız. Şu maskeyi çıkar bakalım. Avatar. Avatar Aang. İlginç. Köyümü kurtardığın için teşekkürler. Kafes için özür dilerim. Bir özür müydü bu? Gerçekten de kötü değilsin demek. Burada yaşayan tek kişiler siz misiniz? Burası bizim köyümüz. Kimse burada hiç yetişkin yok. Peki siz büyümüyor musunuz abi? Ne? Yani hiç anneniz ve babanız yok mu? Otobüsümüz... Ha, hatırlıyorum bunu. Sanki öyle bir şey vardı. Otobüsümüz tepeden düştüğünden beri burada terk edildik biz. Hayatta kalmayı başardık ama o günden beri çok çok uzun zaman geçti. Ailemizin bizim için gelmesini bekledik ama hiç gelmediler. Biz unutulmuşlarız. Kayıp kabile. Beraber çalışıp hayatta kalmak bize kaldı. Uzun zamandır burada mısınız yani çocuklar olarak siz? Bak, yorgunum ama yarın konuşuruz. Kayıp çocuk kabilesi Zaza tarafından yönetiliyormuş. Liderleri Zaza'ymış. Kendisi de bir çocuk zaten. Bir şey onu rahatsız ediyor. Bunu hissediyordum ama çok yorgundum. Soracak halde değildim ve ben de uyuyakaldım onun gibi. Sanki böyle bir hikaye vardı bu şeye ilk başladığımız, seriye ilk başladığımız zamanda. İçeri girebiliriz. Başka bir şeyimiz var mı burada? Burası sanki information ya. Ha, save yapabiliyoruz burada. Yapalım. Hazır gelmişken. Genelde kayıtta yapmıyorum save ama. Böyle kayıt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu öğretmiş olayım en azından. Şurada information var. Korkmayın. Konuşalım bakalım. Satya gittikten sonra Zaza artık gülümsemiyor. Satya kim? Satya çok değerliydi Zaza için. Nereye gitti acaba? Nushi Satya'yı Kara Okyanus'un içine mi çekti acaba? Nushi kim? Satya kim abi? Ne diyorsun ya? Bunlar tabii ki buradaki görevimize ait ipuçları. Şurada bir tane daha information var. Bu kristalleri ben toplamak istiyorum. Annelerimiz ve babalarımız yukarıdan bize yemek gönderiyor. Vay, burada bekliyoruz biz onları. Hexfield'den atılan çöpler onlar aslında. Çok iyi, iyi davranıyorlar size demek ki. Bizi görmeye henüz gelemiyorlar. Ama gelecekler. Yetişkinlerin bir şey yapması çok uzun sürüyor zaten. Zaza'nın söylediği gibi beklemek zorundayız. Çok acıklı bir durum aslında. Yukarıdaki kasabadan atılan çöpleri kullanıp yemek yiyorlar. Onu soracaktım ben de. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz kardeşim burada? O da anlaşılmış oldu. Pardon. Bayağı bir aşağı indik ya.
Heh, Cheyenne. Cat. Cheyenne burada ne yapıyorsun? Çok eski duruyor burası. Bir kalıntı mı? Bir harabe mi burası? Bu Ark. Gemi. Zaza ve Sasha buna o ismi verdiler. Eski bir hikayeden almış ismini. Ark demek ya. Sanki o hikayeyi duydum. Nuh'un gemisinden bahsediyorsunuz. Ark herkesi kurtardı. Ben de düşündüm ki burada bekleyip bizi de kurtarır mı acaba? Evet, yani şey, hikaye gibi. Ne demek istediğini anlıyorum. Eğer kurtarsa, eğer öyle bir şey yaparsa Hex bile hepimizi götürebilir. Demek ki bunu biz gerçekimi gücümüzle alıp yukarıya çıkaracağız. Öyle hissettim şu an. Bu durumda hikayedeki Nuh ben oluyorum. Bakayım, başka şurada var. Çok hızlı aslında. Kristaller görevden sonra sanırım hediye kristal veriliyor. Ondan bu kadar hızlı topluyorum. Var mı başka? Hazır gelmişken böyle bir şey yapalım ya. Level atlayalım biraz. Şu olsun. Şu olsun. Bir de tekmelerimizi güçlendirelim. Gravity Kick aslında 1000 istiyor. Bunun için biriktireceğim ya. Biriktirelim. Şimdi Challenge Mission. Challenge Mission. Direkt ana göreve gidelim. Heh, burada da var. Okey. Zaza, konuş bakalım. İyi uyudun mu? Fena değildi. Ama bayağı bir sürekli ağlama sesi vardı. Diğerlerine yalan söylüyordum ben. Onlara ailelerinin yolda olduğunu, kurtarmaya geldiklerini söyledim. Ama kimsenin bizim için gelmediğini biliyorum ben. Gerçeği bilmelerini istemiyorum. Yardım edecek birileri olmasını düşünmek onları bir arada tutan tek şey. Zaza, onları bu kadar uzun zamandır koruyor muydun sen? Onlardan koruduğum tek şey gerçek. Onları koruduğum tek şey gerçek. Aşağımızdaki karanlık okyanusu, dönen karanlık okyanusu gördün mü? Sütundan düşerken gördüm. Aşağısı çok karanlık. Yaklaşıyor gittikçe, bir gün hepimizi yutacak. Neden bahsediyorsun? Bu kara okyanusu geldiğimizden beri izliyorum ben. Her gün biraz daha yükseğe çıkıyor. Eğer canavar bizi almazsa, ele geçirmezse karanlık ele geçirecek. Böyle konuşma. Hepinizi buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız. Hepinizi. Artık çok geç. Birimiz gitti bile. Yani hepimiz olmayacak artık. Zavallı Sakya. Onun gitmesine izin vermemeliydim. Sakya mu? Resmi varmış galiba. Çok tatlı bir kıza benziyor. Kardeşim miydi? Sakya'yı küçük bir bebekken bulduk biz. Ailem onu bizim kendi çocuğumuzmuş gibi büyüttü. Bana bir abi gibi baktı ve beni her tarafa takip etti. Her tarafta izledi beni. Yanımdaydı hep. Çok güçlüsün. Kardeşinin kaybolmasına rağmen diğerlerine böyle cesur görünüyorsun. Sen de korkmuş olmalısın. O ses geri geldi. Evet, boss fight yapalım. Güzel güzel boss fight yapalım. Güzel. Güzel. Dusty, hazır mısın hayatım? Kafasında bir kask var. Büyük ihtimalle onu kıracağız önce. Saldıralım. Nushi. Diğerleri tehlikede. Nushi şeyin ismi mi? Canavarın ismi mi? Zaza, çocukları güvenli bir yere götür. Onu oyalayacağım. Yenemezsin onu. Her şeyi denedik ama Nushi dokunulmaz. Nushi yenilemez. Bizim için gelmekten asla vazgeçmeyecek. Bizim peşimizden gelmekten asla vazgeçmeyecek. Hiçbir şey yenilemez değildir. Onu durdurmanın bir yolunu bulacağım. Kayıp kabile. Havada garip bir enerji var.
Sütunun altında duyduğum sesle aynı ses. Hadi bakalım. Peki. Direkt AYB'ye gitti. Şey yok sanırım. Heh. Bayağı büyük. Bu kadar büyük görmemiştim daha önce. Nasıl bu kadar büyük oldu dedik. Ağzına ateş mi püskürtüyorsun sen? Okey. Kaçalım. Ağzına ateş veya başka bir şey püskürtüyor. Onu püskürttüğü zaman ensesinde gizli bir bölüm var. Zayıf bir bölüm var. Oraya vuracağız. Şu hemen çözdüm ya. Hemen çözdüm. Hop. Eyvah. Yer çekimi. Yer çekimi. Yer çekimi. Şuraya bir nefes almak için gidelim. Masaya vurdum elimi. Şimdi yapıyor tekrar. Aynısını yapıyor. Dur. Dur. Diabru Jumbo. Güzel vurdum. Tekrar ateş etmesini bekleyeceğim. Au. Hadi. Sabit durursak büyük ihtimalle attığı ateşler zarar verecek bize. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Heh, tamamdır. Güzel. Finişim yapacağız. Bence çok güzel bir finişim yapacağız. Evet. Yoksa kızacak sanki biraz. Daha da mı büyüyeceksin? Raven. Yardıma geldi. Raven yardıma geldi. Nushi savaş, zorlu bir savaş olmadıkça yenilmeyecek. Tek başına öldüremezsin onu. Sen neredeydin? Ne yapamayacağımı söyleyip orada durup ne yapamayacağımı mı söyleyeceksin yoksa yardım edecek misin? Eğer yardımımı istiyorsan dinle. Onu sen onu oyalarken ben bir tuzak kuracağım. Peki oyalayacağız. Peki demek ki bu şu anlama geliyor. Aramızda bir ateşkes var şu an. Saldıralım. Nushi'ye saldıralım. Tamamen boşa gitti. Güzel. Onun dikkatini çektik. Umarım Raven ready'dir. Tuzak hazırlandı. Nushi'yi buraya getir. Peki. Beni mi takip edecek? Okey. Gel bakayım. Gel 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 gel. O nasıl bir tuzak yahu? Evet. Sanki mayına benziyor biraz. Aç ağzını, uçak geliyor. Vay, direkt kristalini kırdık. Ölmedi ama. Son bir vuruş. Yo, iyileşti. Bence güçlerimizi birleştirip bulmamız lazım. Ha, işe yarıyor. Sadece birkaç kere daha yapmamız lazım bunu. Peki. Açsana kristalini. Evet, şimdi. Ya. Tuzak hazır. Nushi'yi buraya çek. Hadi bakalım. Bir daha vurayım. Bir daha vurayım. Hazır şeyken. Yakındayken. Bir soluklansam mı ben? Raven, bir dakika dur. Peki dur, bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Au. Okey. Evet.
Bir daha. Güzel. Son bir kez daha yapacağız herhalde. Ondan sonra finishim. Beraber güçlerimizi birleştirerek vuracak ve mükemmel bir sahne olacak. Eminim. Evet. Bir vuruş daha. İşini bitirecek. Heh. Hadi bakalım. Au. Hızlı 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 kaçış. Peşimizde. Düşelim. Tuzağı bayağı uzağa kurmuşsun. Uzak tuzak. Au. Son kez. Ondan sonra finishim. Onu bekliyorum şu anda. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Cat ve Raven Nushi'ye karşı. Ama bir şeyler farklı, bir şeyler değişik şu an. Kafayı yedi bak, gördünüz değil mi? Ha, kaçtı. Ama öldüremedik, kaçtı. Satya, Satya gitme. Acaba Satya bu mu? Teşekkürler. Beraber çalışıp onları kurtarmanın bir yolunu bulabiliriz aslında. Bir şey düşünürüz, eminim buna. Burada oturup bir şey yapmadan duramayız. Anlamıyorsun değil mi? Bu kadar kolay olsaydı geri dönmek, şimdiye kadar yapmış olurlardı zaten. Onlar çocuk, ne bekliyorsun çocuklardan sen? Tamam hadi gidebiliriz, yukarı çıkıp yardım isteyebiliriz. Polislerden birini tanıyorum, bize yardımcı olur kesinlikle. Kimse bu çocuklar hakkında, bu çocukları umursamıyor ki kimse. Eğer şehre dönmenin bir yolunu bulsam bile tanıdığın herkes yok olacak, gidecek. Onları kurtarmak için kendi yolumu bulacağım. Ark'ı kullanıp onları buradan çıkartacağım. Ark, Raven neler planlıyorsun? Raven'ın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Niye bu kadar bu konuyla ilgili bu kadar duygusal bir bağ olduğunu anlayamadım. Sadece orada bekleyip onun orayı terk etmesini izleyebildim sadece. Çocukları kurtarmanın bir yolu olması lazım. Onlardan vazgeçemem. Uuu, bayağı bir information var. Bakalım. Bir de bin olduk mu olmamışız peki. Gravity Kick'i güçlendirecektim ama nasip değilmiş. Bu köy biz buraya düştüğümüzde bizi bekliyordu. Birileri burada uzun süre önce yaşamış olmalı. Aynen dediğime çıktı şimdi. Bir önceki bölümde öyle bir şey demiştim ya. Bu antik kalıntıyı açıklar bu. Ark mı? Gökyüzünde onun gibi süzülen bir tane daha vardı. Ama şimdi gitti o. Acaba ne oldu ona? Gerçekten uçtu mu? Burada yaşayan insanların böyle bir teknolojisi var mıydı gerçekten? Eminim Ark da bir zamanlar uçuyordu. Satya öyle dedi. Ark'ın etrafında oynardı. Yok, kaybolmadan önce. Acaba Raven Satya mı ya? Galiba öyle bir şey var. Öyle bir şey hissettim. Zaza. Cat, Raven neyin peşinde? Ne oldu ki? Bilmiyorum. Ark'ta sanki bir şeyler arıyor. Belki de içinde bulmak istediği bir şey vardır. İçinde mi? Neden bahsediyorsun? İçi yok ki. Eğer olsaydı içine açılan bir kapı veya pencere olurdu değil mi? Belki de kapanmıştır. 3 tane information'ımız daha kaldı. Yukarıdalarmış peki. Weeeee. Of. Pardon. Belini kırdım sanki.
Eğer bunun gibi bir köy daha olsaydı, çok aşağıda, şehrin altında. Ne? Ha, bunun gibi bir köy eğer çok aşağıda olursa, buna bakarak, bu gerçeğe bakarak şehrin çok yukarısında bir köy daha olduğu sonucuna varabiliriz diyor. Evet, aslında çok mantıksız bir sonuç değil bu çıkardığın sonuç. Acaba çok yukarıda neler var? Eminim çok böyle havalı güzel binaları vardır. Burası gibi değil. Hatırladığım ilk şey Hexville'e doğru düşmek. Acaba bu şu anlama mı geliyor? Evet, yukarıda büyük ihtimalle başka şehir de var. Bir şehir daha var yukarıda. Ha, bak güzel, bu information'a baktığımız iyi oldu çünkü bizim karakterimizin hikayesiyle ilgili bir ipucu aslında bu. Yukarıda demek ki başka bir şehir daha var. Küçük çocuğun söylediği gibi eğer aşağıda bayağı şey varsa, bu kadar aşağıda bir şehir varsa yukarıda da vardır o zaman. Mantık olarak. Bir kapı olması lazım. Raven, ne yapıyorsun? Yalnız bırak beni, meşgulüm. Peki, ben o kapıyı bulurum sana da şimdi dur. Bence şu şeyin içinde. Dalın içinde bence. Ya da bir düğmesi falan bir şey var. Ondan olacak. Neyse. Daha da aşağısı. Ya da yukarısı orası ya. Pardon. Selam. Cheyenne biraz garip. Ya uyuyor ya da öyle boş boş havaya bakıyor. Kendisiyle konuşuyor. Herkes biraz farklıdır değil mi? Belki de bir süreçten geçiyor. Bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla hep öyleydi. Ama bir dakika, niye onu otobüste olduğunu hatırlamıyorum ben ki? Çiyan acaba buralı değil mi? Acaba buranın yerlisi mi acaba Çiyan'a? Ya da Siyan'a. Çiyan'a diyorum ama Çiyan'a oradan böyle bir çağrışım yaptığı için. Challenge açtık. En azından onlara bir teleferik hizmeti sunmuş oldum. Power level arttırmadı. Peki. Başka information yok. Buraya gidebiliriz. Sanki direkt canavarın yanına mı gidiyoruz? Şey ana mı? Evet. Başlayalım bakalım. Siyana'ymış. Siyana. Orada tek başına ne yapıyorsun? Siyana. Sorun ne? Cevap ver bana. Uyur gezerlik mi yapıyorsun yoksa? Eyvah eyvah. Gitti çocuk, gitti çocuk. Çocuk gitti. İyi tuttum. Hey, kendine gel. Nefes almıyor. Hayır. Olamaz. Onu öldürdün mü acaba? Yok. Ne oldu? Aa! Siyana. Siyana. Tanıdığın kız Siyana şu anda uyuyor. Gözlerinle gördüğün şeyler var ve zihninle gördüğün şeyler de var. Cat, eğer zihnini biraz daha açarsan, evet, bu çocukları kurtarmanın bir yolunu bulacaksın. İçinde uyuyan gücü uyandırmanın bir yolunu bulman lazım. Siyana, sen nelerden bahsediyorsun sen? Gözlerimin içine bak. Ne oluyor? Yeni bir güç mü kazanacağız? Wow, güzel sahne. Başka bir dünyanın anıları. Ha, neredeyim ben? Yaratıcı Siyana, bu dünyayı senin bilinçaltının parçalarından ortaya çıkardı. Unutulmuş anılarınla yüzleş, içindeki kayıp gücü uyandırmak için. Neden bahsediyorsun? Siyana da mı bir yaratıcı? Gale gibi mi? Zamanla hepsi ortaya çıkacak. Şimdilik unutkanlık nehrini geçmelisin, yalnız geçmelisin. Yanındaki yer çekimini değiştiren
yoldaşın olmadan. Diğer tarafta uyanmanı bekleyeceğim. Gerçeklerden korkma. Korkmalı mıyım? Ne o? Orada ne var? Ne oluyor? Bir dakika dur. Burası senin gerçekliğini içeriyor. Geçmişini, şimdini ve geleceğini. Geleceğindeki anılar bile var burada. Gücünü uyandırmanın yolu burada. Burada senin umutların ve çaresizliğin yatıyor burada. Neredeyim? Direkt gerçekten benim burası şey. Bilinçaltı. Kimsin sen? Gitti. Burası biraz şeye benziyor. Assassin's Creed 2'deki 2 mi? 3 mü? Oh! Uçtum. Senin o kırılgan kollarının taşıdığı yük çok ağırdı. Ama yine de hiç tereddüt etmedin aksiyonlarından. Yaptığın şeylerden hiç tereddüt etmedin. Çok onurlu biri olduğum kesin zaten de. Şeyden bahsediyorum, evet. Assassin's Creed'de Ezio'nun, daha doğrusu Desmond Miles'ın böyle yürüdüğü, platforming yaptığı bir yer vardı. Hafızasının, beynin içinde. Aynen ona benziyor. O karenin gelmesini bekleyeceğiz buraya. Şimdi. Hayır, şimdi değilmiş. Yapacaktı. Hayır, yanlışlıkla oldu, Dur şimdi. Geri gelmesini bekleyeceğiz. Geri gelsin, gelsin. Şimdi. Biraz yaklaşayım o zaman. Şimdi dedim ama şimdi. Evet. Çapraz mı? O da çapraz gidiyor, vay be. Evet. Alıştım ya, tutturdum. Yer direkt, yeryüzü tam tersimiz. Saçlardan belli. Ahenkle dalgalanıyor şu an. Hop. Merhabalar. Ama ben her geldiğimde kaçarsan nasıl konuşacağız? Zorluk çektin. Seni koruyan kimse yoktu. Zayıf bırakıldın. Masum gerçek. Bir kere konuşulduğunda, bir kere söylendiğinde asla duyulamaz, olamaz. Duyulamaz olmayacak asla. Çok derin, derin şeyler bunlar. Çok derin şeylerden bahsediyorsun. Peki. Sanırım o karenin yukarı çıkmasını bekleyecektik. Yukarıda bir şey yok. En baştan. Peki. Tamam, yukarı çıkmasını bekleyeceğiz. Bu sefer de yanda böyle. Yeryüzü yanda, sağda. Ama tabii ki burası benim bilinçaltımdan oluşan bir yer olduğu için. Sağ, sol, yukarı, aşağı hiçbir anlamı yok. Oraya gidecektik. Sanki orada da aslında gideceğimiz bir yer yok ama bakalım. Hadi hayırlısı. Yok, buradan aşağı mı ineceğiz? Şöyle. Buradan. Ve burası geldiğimiz yer zaten. Ha,
Ha, yukarı çıkıyor burası. Okey. Az daha düşüyordum. Bir konuşsaydık keşke. Düştün. Gerçek senin etrafındakilerin canını sıktı. Masumluğun seni zor durumda bırakan şeydi. İlginç. Nereye gideceğim buradan? Geçmişimle alakalı bayağı değişik ipuçları veriyor ama sanırım her şeyi sonunda anlayacağız. Güzelmiş. Güzelmiş. Şuradan. Buradan çıksam ne olur? Direkt boşluğa gidiyor. O zaman sağdan da gittik, yukarıdan da gittik. O zaman soldan gideceğiz. Deneme yanılma. Buranın ana teması deneme yanılma. Aşağı attı beni. Bir şeyleri mi bekleyeceğiz? Sanırım şurası var, dur. Ve orada beni oraya atan bir şey yok. Şuradan. Ha, buradan. Şuraya gitmiştim ben buradan. Buraya gitsem ne olur? Oradan oraya, oradan oraya. Evet, tamam, çözdüm. Buradan buraya. Şuradan buraya. Ama hayır. Direkt attı beni. Şimdi dur. Önce buradan, tamam mı? Önce buradan. Sonra buradan. Sonra şimdi oradan gidersen beni direkt atacak. O yüzden buradan gitmem daha iyi olur. Buraya. Oraya gitmem lazım. Buraya gidersem oradan yukarı çıkabilirim. Aynen, böyle gideceğiz. Şuradan sonra. Dur. Aynen, burada başka beni bir yere atan bir şey yok. Buraya. Bunda da beni bir yere atan bir şey yok sanırım. Okey. Çözdüm. Easy peasy. Ama gene kayboldu. Sonunda vazgeçtin. Dünyanın başına gelen şey için suçu paylaştın. Gerçek acı vericiydi. Ve bu yüzden anılarını unutkanlık nehrine bıraktın. Peki. Buradan böyle gideceğiz herhalde. Buradan böyle gideceğiz. Buradan böyle gideceğiz. Buradan karşıya. Buradan oraya. Başka bir şey. Zaten düz burası ya. Başka bir şey yok. Güzel. Şuradan şuraya. Buradan oraya gidecek miyiz oraya? Bana doğru geliyor değil mi o? Hani bana, o yüzden beni geri atacak. Selam. Öleceksin. Sonun kaçınılamaz. Düşmanların, dostların, şehrin, tanrıların, hepiniz öleceksiniz. Güzel, eyvallah. Çok iyimser bir yaklaşım. Dünyaya ve dünyanın içindekilere. Şuradan, nereden? Şuradan. Bir şekilde yukarıya çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Sanki bunların içinde bir yerde bir beni gönderen bir vakum falan bir şey mi var? Yok.
Yukarılarda bir yerde görüyorum ama onlara nasıl ulaşacağım? Göreceğim, bir araştırmak, keşif yapmak lazım. Bir yerde bir şey var. Direkt zaten burası satranç tahtası gibi. Ama satranç tahtası ama şey, beyaz kısımlar var, siyah kısımları kaldırmışlar içinden. Şuradan sanırım oraya geçiş var. Buradan bir yerden büyük ihtimalle. Düşme. Burada bir yerde bir şey vardı, evet şurada. Hıp. Aa dur. Şimdi bak. Hıp. Okey. Bu beni oraya atacak. Oraya gideceğiz. Şimdi o beni nereye atacak? Oraya atacak. Peki. Direkt ha, yer çekiminin açısını değiştiriyor direkt bunlar. Şu anda direkt yandayız. Gönder. Sen de buraya, güzel. Sanırım burası son. Öleceksin. Pişmanlık, şeffaflık, acı, bir şeyleri yapabilme hissi. Hiçbir şeye karşı savaşsam bile yine de olacak olan olacak. Nesin sen? Burada bir şey var. Raven? Yok, bu benim. Öleceksin. Benim ölümümün sahnesi mi acaba bu? Doğduğundan beri herkes bu sona karşı savaşır. İleri gitmek için ayaklarını yere sağlam koyarlar. Gerçeklerden kaçmaya gerek yok. Gözlerini aç. Zaman geldi. Eğer anlamak istiyorsan geldiğin yere geri dön. Dön ve geldiğin yere geri dön. Bir kale var sanki orada. Bu benim ölümüm. Galiba. Kale mi? Gerçek burada mı acaba? Şöyle bir durayım. Çok güzel sahne aslında. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada bitirelim. Gerçeği bir dahaki bölümde arayalım. Olur mu? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.